ATV ekranlarında Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki Bamsi Bey karakteri ilgiyle izleniyor. Peki Kuruluş Osman dizisinde yer alan Bamsi Bey karakteri kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir? Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda da yer alan Bamsi Bey karakteri gerçek tarihte Ertuğrul Bey ve Osman Bey'in yanında yer aldı mı? İşte tüm bu soruların cevabı ile birlikte Bamsi Bey'in hayat hikayesi. Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde geçen bir karakterdir. Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Türklerinin yaşam mücadelesinden inançlarına, yaşam tarzlarından giysilerine kadar bize pek çok bilgiler sağlayan bir kaynaktır. Hikayelerde geçen yer isimlerinden dolayı olayların Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'da geliştiği söylenebilir. Bu hikayelerin baş kahramanlarından birisi Bamsı Beyrek'tir. Bamsı Beyrek'in isminin anlamı ise Bamsı adı kelime anlamı olarak yüksek, ulu, ulaşılmaz anlamlarına gelmektedir. Bamsı ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Beyrek isminin de bizzat Dede Korkut tarafından verildiği bilinmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti kaynaklarında ise Ertuğrul Gazi'nin yanında Bamsı Beyrek isminde bir alfin varlığından hiç bahsedilmemiştir. Yani Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'daki Bamsı Bey karakteri gerçek tarihte ne Ertuğrul Gazi'nin yanında ne de Osman Bey'in yanında yer alan bir alp değildir. Oğuz beylerinden Bayböre Bey'in uzun müddet çocuğu olmaz. Nihayet bir gün bir oğlu olur. Bayböre'nin bu oğlu büyüyünce ona Bamsı Beyrek adını takarlar. Baybican Bey'in ise bir kızı olur ve ismini Banu Çiçek koyarlar. Bu iki çocuğu beşik kertmesi ile nişanlarlar. Bamsı Beyrek bir gün avda tanımadığı nişanlısı Banu Çiçek'e rastlar ve aralarında bir anlaşmazlık çıkar ve bu yüzden de güreşe başlarlar. Ancak denk güçte oldukları için üstün gelen olmaz ve birbirlerini de severler. Diriliş Ertuğrul dizisinde Banu Çiçek karakterini Doğan Alp'in eşi olarak gördük ama hikayelerde Bamsı Bey'in eşi olarak karşımıza çıkıyor. Banu Çiçek'in ağabeyi Deli Karçar evlenmelerini istemez. Deli Karçar kız kardeşini kim isterse öldürmektedir. Düğüne yakın düşmanlar Bamsı Beyrek'i esir ederler. Bayburt Hisarı Bey'i ile 700 askeri Bamsı Beyrek'i tutsak ederler. Bamsı Beyrek esir düşünce 16 yıl boyunca ölüsü ve dirisi bulunmaz. Banu Çiçek'in abisi Bamsı Bey'in yaşadığı haberini getirene hediyeler, ölüm haberini getirene ise kardeşini vereceğini ilan eder. O dönemde yalancı oğlu Yaltacuk isminde birisi Bamsı Beyrek'in gömleğini kana bulayıp onun öldüğünü söyler ve Banu Çiçek'i almak için böyle bir oyun yapar. Bamsı Bey'in adamları ise buna inanmaz ve Bamsı Bey'in esir tutulduğu Bayburt Kalesi'ne giderler. Burada Bayburt Bey'in kızının da yardımıyla Urganlı Hisar'dan aşağı inerek Bamsı Bey kurtulur ve Oğuz yurduna geri döner. Banu Çiçek'in düğününe gelir ve gizliden kendisini ona tanıtır. Bir süre sonra her şey ortaya çıkar ve düğün karışır. Ve yalancı oğlu Yaltacuk kaçarak Bamsı Beyrek'ten uzaklaşır. Bamsı Bey'in yaşadığını öğrenen anası ve babası da onun yaşadığına çok sevinirler. Rivayetlerde babasının üzüntüden kör olan gözlerinin Bamsı Bey'in serçe parmağından akan kan ile düzeldiği geçmektedir. Oğuzların arasındaki iç savaşın anlatıldığı başka bir hikayede ise Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından bahsedilir. İç Oğuz ve dış Oğuz arasındaki düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi iç Oğuz'dan olup karısı da dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz Bey'i Alparız Bey, Bamsı Bey'i yanına çağırarak ondan kendisini desteklemesini ister. Ancak Bamsı Beyrek iç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman da dış Oğuz Bey'i Aruz Koca sinirlenir ve Bamsı Bey'i orada yaralar. Bamsı Bey ölürken Salur Kazan Bey'e intikamını almasını ve Aruz'un karısını Kazan'ın oğlu ile evlendirmesini vasiyet eder. Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde Türk, Azerbaycan ve Altay efsanelerinde bahsedilen bir Türk kahramanıdır. Anadolu'da Bey Börek, diğer coğrafyalarda ise Baybura Bey ismiyle bilinmektedir. Atının adı ise Akboz veya Dengeboz'dur.
Bamsı Beyrek, Salur Kazan'ın en yakın arkadaşı ve tüm Oğuz Beyleri içerisindeki en yakışıklı 4 beyden biri olarak geçmektedir. Bamsı Bey'in türbesi ziyaret adıyla bilinen Bayburt merkezin 2 kilometre doğusundaki Erenli köyüne bağlı Duduzar isimli dağdadır. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.